Merhabalar Bülent Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada konuk ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sinop'umuza gelip bizleri tanıtma imkanı verdiğiniz için. Şimdi salon anaların genel hizmetlerinden bahsedeceğiz. Evet. Sektöre olan katkılarınızdan, tercih edilme sebeplerinizden. Öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtma amaçlı sormak istiyorum. Ali Bülent Gayret kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Ben Ali Bülent Gayret. Hı hı. 1974 Sinop doğumluyum. Evet. Aynı zamanda müzisyenlik de yapıyorum. Uzun yıllardır İstanbul'da kaldınız. Evet, uzun yıllardır İstanbul'da kaldım, 25 sene. 25 senenin sonunda Sinop'a dönüp hani böyle bir düğün salonu olarak hizmet vermeyi düşündüğüm bir mekan aradım. Hı-hı. Ve neticesinde burayı tercih ettim. 2 yıla yakında burada hizmet veriyorum. Evet. Şimdi genel hizmetlerine girmeden önce kapasitesinden biraz bahsedebilir miyiz? Toplam kaç masamız var? Salonumuz toplamda 500 metrekare. Şu anda oturur şekilde yani masa hizmeti olarak 500 kişiye hizmet veriyoruz. Çok ama güzel. Tabii bunu 700 kişiye de çıkartabiliyoruz müşterilerimizin tercihine göre. Hı hı. Kişi sayısını arttırabiliyoruz. Evet, personel sayımız nedir? Personel sayımız bütün garson arkadaşlar, fotoğraf arkadaşlarımız, müzisyenler, ben de içinde dahil olmak üzere 16 kişiye yakın bir personel sayımız var. Evet. Şimdi burada organizasyon olarak düğün, nişan, değil mi? Kına. Evet. Çeşitli okul baloları düzenlenebiliyor. Kesinlikle. Önceliğini bir konuşalım sizinle. Yani düğün öncesinde ne gibi hizmetler veriyoruz? Düğün öncesinde şöyle, tabii ki bu düğün işi biraz sıkıntılı iş olduğu için, hı hı. Biz müşterilerimizin o gün kesinlikle ve kesinlikle kafasında işte düğün salonunda şu eksikti, bu eksikti, şöyle olacak, böyle olacak, işte bunlarla uğraşmasını istemiyoruz. Hı. Aynı zamanda onların yapabileceği işleri de biz kendi üzerimize alıyoruz. Ne gibi işler bunlar? Yani sizinle sözleşmeyi yaptıktan sonra evet. Kendileri hiçbir şeye evet, karışmıyorlar. Hiçbir şeye karışmıyor. Gelin arabası süslemesinden tutun. Hı hı. Onların dış çekimi olsun, işte bizim buralarda genelde şeydir, konvoy çekimleri olsun, bunların hı hı. Hepsini de biz organize ediyoruz. Dış çekimleri nerelerde yapıyorsunuz? Dış çekimleri genelde doğa çekimleri olarak tercih ediyorlar. Sahilde, işte bu tarz manzaralı olan yerlerde. Evet, ediyorlar. Bunları da biz üstlenebiliyoruz. Hı hı, çok güzel. Peki geline damadımız geldi, ilk danslarını yaptılar evet. Pistimizde. Sonra gelen misafirlerimize ne gibi ikramlarda bulunuyoruz? Tabii onların gelin ve damadın sözleşmeyi yapmadan önce seçmiş oldukları pakete istinaden, göre. Evet istinaden biz burada yemekli düğün hizmeti de veriyoruz. Hı hı. İşte yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim, en son yaptığımız şeyde 500 kişiye yemekli düğün hizmeti verdik. Hı hı. Ve onun haricinde pasta seçenekleri var. Pastaları kendileri seçebiliyorlar. Dondurmalı pasta verebiliyoruz. Yani tamamıyla onların istekleri doğrultusunda biz salonumuzu onlara o akşam dizayn edebiliyoruz. Yani onların istediği menüyle bu salonu satın alabiliyorlar. Çok güzel. Burada gelin odamız mevcut. Gelin odamız mevcut. Burada yani aynı zamanda gelin geldiğinde orada rahat evet. Bir şekilde düğün saatine kadar bekleyebilir. Kesinlikle, kesinlikle. Oradaki gelin odasındaki hizmetlerimizde kesinlikle kendilerini hani relax hissedebilecek, onlara düğün salonu değil de düğün salonu haricinde kendilerini huzurlu, işte evlerinde o stres, evet hissedebilecek bir şey ortam sağlıyoruz. Aynı zamanda mescidimiz ve bebek odamız da mevcuttur. İlerleyen zamanlarda bunu daha farklı işte çocuk oyun alanlarına çevirmeyi düşünüyoruz. Bu tarz şeylerimiz de var, çok düşüncelerimiz. Güzel. Evet. En son takı töreniyle? Takı töreniyle bitirmiyoruz. Yani. Aslında biz de daha mı önceden evet, biraz önceden yapılıyor. Pastadan sonra takıya geçiyoruz. Takıdan sonra 2 saate yakın bir eğlence zamanımız kalıyor. Hı. Onları da en iyi şekilde onların istediği müzik tarzında yönlendiriyorlar bizi. Biz de ona göre onları neşelendiriyoruz. Evet, çok güzel. Peki canlı müziğimizde ne gibi aletlerimiz var, enstrümanlarımız? Şimdi şöyle, tabii o da seçeneklere bağlı. Şöyle, davul zurna ekibimiz de var. Onu da hizmet olarak veriyoruz. İsterlerse içerisinde mi yani? Evet, hizmetin içerisinde. Hı hı. İsterlerse
kendileri ince saz, onu da temin edebiliyoruz. Sanatçılarımız var, onları da temin edebiliyoruz. Hı hı. Yani tamamıyla isterlerse DJ olarak onu da temin edebiliyoruz. Yani tamamıyla onların istek ve arzuları doğrultusunda bir düğün yapıyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Bülent Bey aynı zamanda kendisi de bir müzisyen. Siz de ara ara çıkıyor musunuz sahneye? Ben ara ara çıkmıyorum. Hatta sahnede benim ve aynı zamanda kendi oğlum da var. O da benim yanımda bağlama çalıyor. Yani bu mesleğe biraz da adımı oradan kendisi atmaya başladı. Evet. İleride inşallah o da benim bıraktığım yerden o da devam edecek. Devam edecek, evet. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlerden hizmet alan değerli izleyicilerimize bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz burada? Tabii şöyle, biz Salon Anılar ailesi olarak sizlere hizmet veriyoruz. Sizlerin düşünceleri bizim için önemlidir. Evet. Her zaman için sizlerin düşüncelerinizi saygılıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda her ne şekilde olursa olsun sizden öngörülerinizi alabiliriz. Evet, verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada konuk ettiniz. Aliyet'in onun için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.